Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Fallout 4'e hoş geldiniz. Aslında bir tane kayıt almıştım ama 2 dakikadan sonra oyun çöktü, neden çöktüğünü bilmiyorum. New game diyeceğiz buraya. Alt yazılar açıldı. Alt yazıları kontrol etmemiz lazım. Crew mü? Ha tamam şey. Tamam anladım. Crew derken oyunu geliştirenleri söylüyor. Saving Pip-Boy. Oo çok güzel. Her 10 dakikada bir save şey yapıyorsa Pip-Boy up enabled. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Invert ya, difficulty normal. Aa hardcore mod yok mu bunda? Hardcore modun olmasını bekliyordum ben ya. Neyse çok heyecanlıyım ben Fallout 4'ü oynamak için. Çok uzun zamandır bekliyorum. Uzun zamandır bekliyorum değil de çok heyecanlıydım bu oyun için ben. İyi bu isteğinizi sorabilirsiniz. Deli ediyordum adamı. Tamam, tüm altyazılar açık. Başlayabiliriz yeni oyunumuza. İnşallah bu sefer de çökmez. Bu sefer çökerse ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Hadi bakalım inşallah çökme çökme çökme. Canım benim çökmesin sen. Çökmezsem sen ben seni bilirim. Şimdi çökmüyorlar. Normalde şimdi çökmüyor zaten. Oyun içinde bir yerde çöküyordu. İnşallah gene aynı şey olmaz. Yani şey olursa çok fena şeyler olacak. Sürekli bir yerde çöküyor. Sürekli aynı yerlerde çöküyor. Öyle olduğu zaman pek hoş şeyler olmuyor. Bekliyoruz. Nasıl gidiyor? Uy, çok heyecanlıyım ya. Uf. O sözü söyleyeceksin şimdi değil mi? Savaş. Savaş asla değişmez. Hangisi bu? Hangi savaş? 1945'te. My great great grandfather. Büyük babam. Serving in the army. Orada hizmet veriyordu. Wondered when he'd get to go home to his wife. Ne zaman eşine, evine ve hiç görmediği oğlu ne zaman döneceğini çok merak ediyordu. Dileğine sahip oldu. Dünya savaşı bitmişti. Hiroşima'ya nükleer bomba atmıştı ve Nagasaki'ye. Dünya kıyameti bekliyordu. Bir nükleer savaş herhalde. Ama onun yerine mucizevi bir şey oldu. Atomik enerjiyi silah yerine değil de sonsuz bir güç kaynağı olarak kullanmaya başladık. Sadece fusion powered cars, portable computers. Şey diyor burada işte atomik enerjiyi teknolojimizde kullanmaya başladık. Ama 21. yüzyılda insanlar Amerikan dünyası rüyasından uyanmış. Yıllarca devam eden tüketim, sadece sarf tüketim ve enerji kaynaklarının tükenmesi, barış uzak bir hayal oldu artık. Artık 2077. Büyük bir savaşın eşiğinde duruyoruz. Ve korkuyorum ki, kendim için korkuyorum ha. Eşim için. Ve çocuğum için, bebeğim için. Eğer oradaki yaşamım bana bir şey öğretmişse, o da savaşın. Savaşın hiç değişmeyeceğidir. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım.
War never changes. Savaş asla değişmez. You think? Veteran şeylerine gelecekmiş. Gazilerin bir tane gelini varmış. Şöyle geleceklermiş. Right. Şimdi hemen hazırla ve şey yapma diyor. Şeye üflemeyi kes. Kaşları birazcık da yukarı alabiliriz sanki. Şunları birazcık da şu tarafa doğru çekebilir miyiz? Tamam. Accept. Senin hakkında farklılaşan biri. Kadının önünde direkt adam kafasını değiştiriyoruz. Aa, sert bir bakış yapacağız adama. Tamam. Tamam, kanka senin o burunu şey yapacağız. O burun küçülecek. O burun küçüldü. Such a cute nose. Ulan çok şey oldu. Tamamdır böyle. Şimdi orası tamam. Yanaklar. Scale. Elmacık kemiklerini dışarı çıkartalım. Güzel. İyice dışarı çıktı elmacık kemiklerin. Güzel. O zaman so handsome. Uf, çok şey ya. Tamamdır, tamam mı bence acaba? Saçını şey yapabilir miyiz? Hello, handsome. Style. Tamam. Yok, eskisi iyiydi. Bu iyi, güzel. Extras falan gerek yok şimdi, tamamız. Okay, confirm karakter. Nora, eşimin adı Nora. Naber güzeller güzeli, aşkısı. Neden gidip kahvaltının hazır olup olmadığına bakmıyorsun diyor. Tamam, burada bir save atalım biz. Neden save atacağım? Çünkü daha önce bir yerde oyun çöktü. O anda da hemen şey yapacağım. Kayrı durdurup baştan başlatacağım. Evet, oyun çöktü. Bir dostum şey yaptı. Burada değil. Şurada değil mi? Şurada şey yapmış olmam lazım. Güzel, 12 dakika oynamışım oraya kadar. Vay. Neyse. Oyuna gene bir girelim. Oyun gene çöktü çünkü. Oyunun çökmedi oyun. Driverlarda bir sıkıntı varmış. Driverlarla hallettim. Driverları indirdim. Driverların hepsi tamam olması lazım şimdi. Your chances of successfully using stealth and staying hidden are affected by variety. Bilmiyorum. Komplo teorisyenlerine göre dünya uzaylılar tarafından ziyaret edildi birkaç defa. Bu Zetalılar. Bunlar Zetalıların silahlı ve güçlü olduğu söyleniyor. Güçlü ışın silahları kullandığı söyleniyor. Düşmanları sonuna kadar şey yapabiliyormuş. Toz edebiliyormuş. Abi bu silahlar halbuki var normalde de. Lazer ve plazma tüfekler bunlara iyi örnekler. Wasteland çok çeşitli köpeklere ev sahipliği yapıyor. Vahşi olanlardan eğitilmiş atak saldırı tazılarına kadar. Hadi bakalım. En son nerede kalmıştık? Ucu. Sen neydin en son? Yerim seni mi ucu? Babasının oğlu. Eldiven falan filan var bayağı bir sürü. Burası yatak odası ise üzerimizi değiştirmemiz lazım eğer bir yere gideceksek. War never changes. Savaş asla değişmez. Tabi bunda haklısın diye. Asla değişmeyecek. Burası... evet. Burası herhalde çamaşır makinesi falan. Nasılsın kanka? Ya Mr. Gatsby onlar. Günaydın efendim diyor. 173.5 Fahrenheit. Derece Fahrenheit. Kusursuz bir şekilde. Ve bugünün şeyi diyor. Grognak komik. Grognak the Barbarian bir çizgi roman serisi Fallout'un kendi şeyinde. Yani dışı değil, oyun içinde. Spider-Man gibi öyle düşün, o kadar şey işte. Gazete var. Oh! Aç bakalım oraya neler var. Milk, Nuka-Cola. Nuka-Cola, ice cold. Tamam. Salisbury steak. Bunların hepsini çok göreceğiz bundan sonra. Bu şu anda gördüğümüz şeyleri.
Evet, bebek ağlıyor. Ha, bebeğimizin adı Sean. İlk başta gerginmiş ama ilk başta pek emin değilmiş ama Codsworth Sean'la uğraşabiliyor. Sen bana mı benziyorsun lan? Pazar günü 52 dereceymiş. Oha. Oha. Kahvenizin tadını keyfine bakın diye. Hadi bakalım. Ne yapacağız? Yemek, kahvaltı, sugar bombs. Sugar bombs da çok var. 100% daily value of sugar. Şunu okuyalım bakalım. Voltec. Voltec şey sığınakları yapıyor. Nükleer savaş sığınaklarını yapıyor. It's probably that salesman. He comes for you every day. Her gün satıcı geliyormuş böyle bir tane. Bir şeyler satmak isteyen geliyor. Günaydın diyor. Voltec şeyi bu. Tamam günaydın diyelim bakalım. Güzel bir sabah değil mi? Gökyüzü muhteşem. Sonra sizinle konuşabildiğim ne kadar mutlu olduğuma inanamazsınız. Size günlerce ulaşmaya çalışıyorum. Çok acil bir şey. Size temin ederim diyor. Çok ağzı şey. Tamam geldiğin için sevindim. Bana ulaşabildiğin için çok sevindim diyor. Ben de diyor. Ben de çok sevindim. Hiç fikriniz yok. Meşgul birisi olduğunuzu biliyorum. O yüzden fazla zamanınızı almayacağım. Zaman öncelikli diyor. Ben bugün buradayım çünkü size çünkü sizin aileniz ülkenize çok hizmet etti. Volt 111 için Volt 111'e giriş hakkı kazandınız sizin aileniz. Sen de bana çok benziyorsun. Sadece saçlar değişik. Tamam muhteşem yeterince yer var mı diyelim? Soralım bakalım. Yani bütün aileye bana yer var değil mi diyor? Tabii ki tabii ki. Robotunuz dışında diyor. Aslında şu anda da girebilirmişiz. Sadece birazcık bilgi şey yapmamız gerekiyormuş. Herhangi bir beklenmedik nükleer savaş durumunda burada olmak istemezsiniz diye söylüyor. Bir dakikanızı almayacak. Tamam hadi bakalım. Hadi yapalım. Harika diyor harika. Şimdi bir bakalım. Voltec'in şeyi bu satış temsilcisi. Şimdi ben bunu 5 yapacağım. Perception da 6 yapacağım bazı şeyleri çünkü luck'ı artırmamız lazım. Ve intelligence'ı 1 artıracağım. Aynen öyle. İsim Cenk Oğuz. Cenk Oğuz benim şey bilmeyen varsa yazdığım hikayelerde falan filan kullandığım bayağı İlginç bir karakter, çok ilginç hikayeleri var. Harika diyor her şey. Şimdi bunları Vault'a götürmemiz lazım. Gelecek için hazırlanmaya kazandığınız için çok tebrikler. Yani birazcık rahatlık verir diye birazcık. Sadece birazcık belge imzaladım. Ooo sen ve Sean için hiçbir fiyat yüksek değildir diye. O da dedi ki güzel cevap. Ben gidip şey yaparım. Efendim diyor. Sean değil. Hiçbir şekilde sakin olmuyor diyor. Tabi birazcık babalık yeteneklerimizi sergileyeceğiz şimdi. Elimize alacağız Sean'u. Codsworth'u duydun diyor. Ay, nedir ağlıyor çocuğun? Yesinler seni. Hayatındaki en önemli iki insan, en önemli iki erkek ne yapıyor diyor. Şunu çevirdiğimizi seviyormuş. Yesinler seni. Şimdi çok daha iyisin değil mi diye. Ben burada bir save atacağım arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi. Oyun sık sık çöktüğü için. Bundan sonra parka gidebiliriz diye şey yapıyor, söylüyor. Tamam, eğlenceli olacağı benziyor. Efendim, bunu gelip görmeniz gerekiyor diye şey yaptı sonra. Codsworth diyor, ne oldu? Ben bu arada şuradan şey yapacağım bir. Kaydı durdurup baştan başlatacağım. Sanırım katılımda sıkıntı var. Driver'larda sıkıntı yok diye aylardan baktım. Oyun yine çöktü. Çökmüyor. Başka bir şey oluyor. Ekran kararıyor olduğu gibi. Bilenler varsa lütfen yorumlarda yazsın şey cevabına. Ekran kararıyor. Ekran kararıyor yani bu. Neden böyle oluyor bilmiyorum. Ekran kararıyor, ses geliyor, kasa çalışmaya devam ediyor olduğu gibi ama şey olmuyor.
Ekran kartına mı sorun var acaba? Ama ekran kartı çalışmaya da devam ediyor. Neyse. Hiç bilmiyorum. Kablolarda sorun yok. Kablolara baktım. Çıkardım, taktım, denedim. Bir şeyler falan yaptım. Hiçbir şey değişmedi. Ekran hala siyahtı. Neden böyle bir şey olur bilmiyorum. Belki güç yetmiyor diyeceğim ama çalışmaya devam ettiği için güç yetiyor. Neyse. O konulardan fazla bilmiyorum. Birazcık araştırıp şey yapacağım. Ve izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videodan keyif almışsınız da videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha hızlı video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çözünürlükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.